Merhaba değerli dostlar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlar, bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne göstereceğiz size arkadaşlar? Bugün muhabbet kuşlarını göstereceğiz size. Onun için de Mustafa abimiz var. Hobici Mustafa abimiz burada üretimhanesi de var. Böyle bir şey düşündük. Mustafa abimize ulaştık, sağ olsun. Kendisi de bizi kırmadı. Yani bu iş yapan arkadaşlara bir faydamız olacaksa buyurun gelin dedi. Kapılarımız sonuna kadar açık dedi. Sağ olsun. Bize tava yapmış, yemek yapmış. Mustafa abi öncelikle tekrardan selamun aleyküm diyorum. Aleykümselam kardeşim. Nasılsın abisi inşallah? Allah razı olsun, Allah razı olsun, sağ ol. Abi çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir yemek yapmışsın bize. Allah razı olsun. Hiç zahmet verdi, kusura bakma. Bizim bura gelen arkadaşlarımız, misafirimiz bizden bir şey almasına gerek yok. Biz yanına geliyoruz abi. Ben hemen yemeğini hazırlarım. Yani sizin bura çekim yapmanıza gerek yok. Ali beni arasın. Geliyorum, sen beni ara, geliyorum. Ben bunu yedirmeden size buradan göndermem. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mustafa abi de gerçekten sıcak kanlı, çok da sıcak karşıladı bizi arkadaşlar. Yanımda da Ali kardeşim var. O yüz getirdi bizi. Mustafa abiyle tanıştırdı. Sağ olsun. Aynı zamanda içinde de abi sende. Taceddin. Taceddin kardeşimiz de var burada. Bugün arkadaşlar kanatlı türü muhabbet kuşlarını göstereceğiz size. Hobici arkadaşlarımıza, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımıza, yeni kuş almak isteyen, kuş besleyen arkadaşlarımıza inşallah faydalı bir video olacak. Şimdi yemeğimi yiyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra kuşları göstereceğiz. Mustafa abimizle beraber sohbet edeceğiz inşallah. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet dostlar, Mustafa abiyle sohbetimiz devam ediyor. Yemeğimizi yedik, üretimhaneye geçtik. Şimdi Mustafa abiyle muhabbet kuşlarını konuşacağız. Arkadaşlar gerçekten ben de az çok anlarım. Çok kaliteli, çok sağlam kuşlar var Mustafa abide. Bunları tek tek size gösterme zamanımız, fırsatımız olmayabilir. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde Mustafa abiyle sohbet edeceğiz. Kuşları konuşacağız. Bu işin karlısı, karı, kazancı, zararı nelerdir? Bununla Mustafa abiyle konuşacağız bunları. Evet Mustafa abi, uzun yoldan geldik. Sen de bizi güzel ağırladın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol öncelikle. Allah razı olsun diyorum. Ben de size teşekkür ederim. Beni tercih ettiniz, buraya kadar geldiniz, yoruldunuz. Zahmet verdik ben size. Şimdi ben mutasyon muhabbet kuşu besliyorum. Evet. Mutasyon beslediğim için bunun maliyeti biraz yüksek. Kullandığım ürünler de maliyetli. Bunun için hobici arkadaşlarımıza, bu işe yeni başlayacak arkadaşlarımıza yerli tabir ettiğimiz muhabbet kuşları var. Bizim burada evlerde yerli muhabbet kuşları daha çabuk, daha güzel bakımı daha kolay. Yani bunlar da hem maliyeti düşük, hem insanlar bunlarla alışırsa, bunlarla öğrenirse, işe başlarsa, evet, İlerleyen zamanlarda kendilerini geliştirebilirler. Biz bu işi mutasyonla başladık. Bize bir çift kuşla başladık bu işe. Evet. Daha sonra bize ulaşabilirler. Yani her etapta, ileriki zamanlarda biz buna para kazanma yönüne bakarsak da bir çift kuş senede her ağızda 6 yavru yapar. Şimdi size yavrularımızı da göstereceğiz zaten. Evet. Bir çift kuştan 6 yavru aldığını farz edelim. Bundan yem paranı da çıkarıyorsun. Ne bileyim, neşeni de alıyorsun, yani zevkini de alıyorsun. Evet.
Yani her türlü hem hobi olarak hem aynı zamanda. Bu işte hem kafan rahat olur, hem için rahat olur, hem de yani bu işe zevk alırsın, para da kazanırsın yani. Evet. Tavsiye ederim insanlara. Benim biraz da sormak istediğim şu. Mesela sende çoğunlukla muhabbet var zaten ama. Evet. İlk alacak arkadaşlar şimdi adam anlamıyor. Diyor ki ya muhabbet mi alayım, kanarya mı alayım, işte papağan mı alayım vesaire. Senin bu türlerde en tavsiye ettiğin muhabbet kuşu mu? Ya şimdi biz kanarya da besledik, papağan da besledik. Hep bakımı kolay. Ha, muhabbet kuşunun bakımı kolay. Ne bileyim. Evcilleştirmesi kolay. Evcilleştirmesi var. Şimdi size akıllı muhabbet kuşağını da gösteririm. Evet. Bunu evde bir çift besleyen kişi, zaten genelde bayanlar tercih ediyor bunu. Evde tek başına beslemek için. Evet. Konuşma özelliği var. Daha cana yakın. Kanarya o kadar cana yakın değil. Kanarya sadece ötüm kuşu. Evet. Salona koşsun öter. Evet. Ama muhabbet kuşu hem evcilleşir hem konuşur. Ne bileyim daha cana yakındır. Yani muhabbet kuşunu daha çok tavsiye ederim. Ve muhabbet kuşunun bakımı gerçekten kanarya göre çok güzel. Daha kolay. Daha kolay. Kanarya bir tüy döker, evi batırır. Yani insanlar eşiyle... Yaptıramazsın, kolay kolay sevdirmek sesli. İnsanlar eşiyle der ki kardeşim hanım kızıyor, kanarya çok tüy döküyor. Bana ne tavsiye edersin? Allah muhabbet kuşu götür evine. Evet. Yani tavsiye ederim muhabbet kuşu gerçekten. Yani bakımı olsun, maliyeti olsun, ne bileyim fazla tüy dökmez, cana yakındır. Her türlü ben muhabbet kuşunu seviyorum. Evet. Gördüğünüz üzere zaten hepsi muhabbet kuşu yani. Zaten her türün de bir şeyi vardır, seveni vardır. Kanarya sevenler muhabbetten oluşmuş. Zaten sen de bu muhabbete gönül vermişsin. Ama çoğu kişi kanarayı bırakıp, yani bu işi biraz daha büyüten abilerimiz, evet, kanarya üretip satanlar ve kanarya üretip yarışmaya giren abilerimiz yavaş yavaş muhabbete yöneldi. Ha bunlar kanaraya yaklaşacağımızı biliyor, görüyor yani. Muhabbette acaba biraz Mustafa abi, maliyet uygun, maliyet üretim uygun daha mı kolay? Sirkülasyon var. Yani bunu evde biçip besleyen de besliyor. Benim gibi mutasyon yapıp koleksiyon yapan da oluyor. Ve yurt dışından da talep oluyor değişik mutasyonlar çıktığında. Size şimdi kara kanatlarımı göstereyim isterseniz. Tamam. Şimdi Mustafa abi şöyle başlayayım. Birazdan onları gösteririz ama. Evet. Senin gerçekten pırıl pırıl bir üretimhanem var. Çok tertemiz, çok tamam, emek vermişsin. Tamam. Allah utandırmasın. İnşallah yolun açık olur bu konuda. Teşekkür ederim. Tamam. Senin şu anda şu soruyu sormak biraz zor ama seni gibi insana sormak zor. Neden? Çünkü gördüğüm kadarıyla senin kuşların hepsi kaliteli kuşlar. Sağlam kan, evet, temiz kuşlar. Senin burada en gözde kuşun hangisi? Yani ben bu kuşumu asla hiçbir kuşa değiştirmem. Benim göz bebeğim dediğim kuşun hangisi? Şimdi hepsi benim göz bebeğim. Çünkü canlı bunlar. Yani biliyorum zaten başta da. Ha, ama illa ki senin böyle hani olmazsa olmazın hangisi? Var, tabii var. Ben ondan başlayalım. Ondan sonra diğerlerini de gösterelim. Şimdi ben yurt dışından şu kuşları getirdim. Gel bakalım. Şöyle bir göstersin. Olmazsa olmazın hangisi Mustafa abi, bu mu? Bunları ben yurt dışına... Zaten ben de hayatımda arkadaşlar neredeyse 10 yıldır ben de muhabbet beslerim. İlk defa bu muhabbeti gördüm. Bakın bunlar... Şimdi muhabbet Mustafa abi, bu hangi tür muhabbet? Bunlar biz Black Winch diyoruz. Yani İngilizcesi Black Winch. Biz kara kanat, yani Türkçe kara muhabbet. Evet. Kuşu bu yani. Tutup isterseniz tam yakından da göstereyim. Şöyle yeri çekil Mehmet, istersen şey yakalasın Mustafa abi. Bunun özelliği ne Mustafa abi? Kanatların kara olması, ne olması lazım? Muhabbet kuşlarında bizim mutasyon tablettiğimiz cinsidir bu. Bakın gördüğünüz üzere kanatlar siyah. Bak şu sırt kısmı siyah. Biraz tüyünü çekelim. Bakın kanadının altından bile siyah tüy geliyor bakın. Hmm. Bak. Gördünüz mü? Bu hep kolay kolay bulunmayan. Yok bu, biz bunu, ben bunu Mısır'dan aldım. Mısır'dan Iraklı bir arkadaşıma geçti. Evet. Sağ olsun Iraklı arkadaşım da bana gönderdi. Yani bunu biz 4 tane getirdik, yolda bir tane telef oldu. Mısır'dan geldi yani. Mısır'dan geldi. Tamam. Arkadaşlar kuş diye geçmeyin, belki anlamayan arkadaşlarımız oldu, onlar için söylüyorum. Yani kuş deyip geçmeyin, bakın Mısır'dan gelmiş ve maliyeti yüksek bir kuş, bildiğim kadarıyla değil mi Mustafa abi? Ya bize maliyeti bunun 20 bin liraya kadar maliyeti var bunun. Ölen kuşla sayarsın. İki çift değil mi? Yani iki çift getirdik, bir tane öldü, biz buna 20 bin lira bir maliyeti var bize bunlar. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani kuş deyip geçmemek lazım. Biz bunu ürettik. Evet. Hamal tabir ederiz. Başka kuşun altına yumurtasını süreriz. Evet. Bakıcı taraf olmasın. Daha iyi bakan bir kuşumuzun altına yumurtalarını kaydırdık. Bakın burada yuvada var. Evet, şu an Mehmet arkadaşımı çekiyor. Şu yuvadan
Görüntü alabilirsen. Evet. İstersen biraz şey çek Mustafa abi. Bunlar yavruları Mustafa abi. Tamam bir abi. Baksana şöyle. Evet şu anda uçtu arkadaşlar. Bak bunlar daha anne babadan daha vasıflı. Diyeceksin nereden anlıyorsun Mustafa bunu? Bak daha siyah. Anlatabildim mi? Bak kafalar siyah ve göğüs de siyah bu kuşlar. Yani görüntüde biraz yerli tipi var herhalde. Bu kuşu yolla yakalasan yerli muhabbet kuşu diye peşime götürürsün. Belki ya bırakırsın. Ama uğraşmasın. Bu kuş şu an biz bunun çiftine 7500 lira teklif eden var, biz vermiyoruz. Çiftine 7500 lira, doğru mu abi? Ya biz koleksiyoncuyuz. Ya yani mutasyoncuyuz. Bu kuşu biz kendimiz biraz üretmeden kuşunu vuracak halimiz yok. Sevdiğimiz, örnek veriyorum, Ali benim dostumdur. Abi ben iyisini beslemek istiyorum. Bana ne tavsiye edersin? Kardeşim bu var. Zaten Ali de kuştan anladığı için evet, bunu isteyecektir zaten benden zamanı gelince. Siz de kuştan anlıyormuşsunuz. Belki size de veririz. Çok ben de. Evet. Sizin gibi tabii mümkün değil ama az çok ben de anlarım. Yardımcı oluruz diye size de. Çok sağlam kuşlarım var. Diğerlerini Mustafa abi hemen hızlı tekrardan gösterelim. Sen bir de dediğin gibi kuşların hepsi güzel. Rainbow, yani Rainbow demek gökkuşağı demek. Evet. Bu kuşlar gökkuşağı olarak geçiyor. Şöyle yakından alabilirsin evet. Bunlar Rainbow. Rainbow. Gökkuşağı muhabbet kuşu olarak geçiyor Rainbow. Bunlar Iraklılar, Müslümanlar yani Araplar. Araplar bu kuşları daha çok seviyor. Genelde yurt dışı Iraklılar alıyorsun, Irak'a gönderiyorsun. Bunlar yurt dışına gidiyor genelde. Bu yakından tutabilir mi istersen? Mehmet abi şöyle bir geri gel istersen Mustafa abi, ondan da bir yakından göstersin, bir ara yakalasın. Bu kuşların özelliği yavruyu da rainbow vermesi, yani gökkuşağı vermesi. Maşallah, gerçekten çok güzel kuş. Bunlardan yavru olmak biraz zor mu? Yavru olmak çok kolay. Mutasyonlarda? Hayvanın dilini anlarsan anlamak lazım. Anlamak lazım. Anlamasa da benim gibi zaman yıllarca uğraşırsın. Şimdi bu kuşu ben Maraş'a arkadaşlara kuş verdim. Bu kafesten verdim kuşları. Bu kafesten çıkarıp daha küçük kafeslere koymuşlar. Hayvan moralini bozmuş. Yani bu da sonuçta bir beyni var. Strese girmiş. Beyni var. Strese girmiş hayvan dediğiniz gibi. Siz anlıyorsunuz. Mesela bu kuşlardan ben yumurtlamak üzere mesela bunun bu babası. Evet, 3 tane yumurta var altında. Daha devamı geliyor mesela yumurtalarına. Maşallah, maşallah. Bu da gerçekten... Jumbo Rainbow. Yani çok. Jumbo gökkuşağı mesela bu da. Bu da Türkiye'de çok az var. Şöyle yapalım, alalım mı? Şöyle yapalım. Sen sonra sen... Sarfes. Aşağı inme değil mi? Uşağımız var. Şöyle gelin. Çünkü o kuşun güzelliğini de göstermek istiyorum. Dediğim gibi gerçekten tüm kuşlarına çok güzel. Boyu çok iri bir kuş. Evet. Yani normalde Rainbow'ların boyları yerde gelir. Ben sana şöyle bir sözümle gelir yakından göster abi. Açayım kızdan abi. Şurada. Bir saniye. Aa şu. Sola kaçmaz. Aa kaç. İri bir kuş yani. Normalde iridir. Bunları iyileştirmek biraz mesele. 4-5 lira mı alıyor bunları iyileştirmek? Bunu atıyorsun Jumbo'ya. Jumbo'dan yavru çıkıyor. Bir daha atıyorsun Jumbo'ya. Çıkıyor bir daha atıyorsun. Ya rengini yakalayamıyorsun ya boyunu yakalayamıyorsun. Biz hem boyunu yakaladık hem rengini yakaladık çok şükür. Ama gerçekten Mustafa abi çok kaliteli, çok güzel kuşların var. Yapanların nadir insanlardan birisin. Evet devam ediyoruz dostlar. Bu arada arkadaşlar yanımızda Ali kardeşimle tekrar tanıtayım. O da kendisi bir üretici. O da bu işlerle uğraşıyor. Bir daha bir Mustafa abimiz var bize, onun yanına gidelim. Onun üretimi biraz, üretimhanesi biraz daha büyük, daha geniş. Daha detaylı konuşuruz dedi. Onda da çok güzel kuşlar var. Ama tabii bu işin olmazsa olmazı bence bu çevrede. Ben daha önce çok yerleri gezdim. Bence Mustafa abi vazgeçilmez. Tamam. Ender insanlardan biridir yani. Evet yavruları gösterelim şimdi. Ben yavruların altına, yavrular sonuçta maşallah çıkamıyorlar. Talaş koyuyorum, bir kalın talaş. İnce talaş koyarsanız bu da bir püf noktadır. Hayvanın burunlarına ağız deri kendine kaçar. Bu talaştır. Evet. Gördüğünüz üzere. Kaç tane Mustafa abi? 5 tane mi? Burada mı? Bakalım. 1, 5 tane herhalde. 2, bir de bir tane küçük var şurada arada karışmış. 3, 4, 5 tane bu yavru var. Maşallah. Şöyle onların bir şeyini göstermek.
Anne babayı da bir göster. Evet, devam edelim Mustafa abi. Evet. Mustafa olarak Mustafa Bey'den arkadaşlar mama tarifini de alacağız. Tamam. Yavrum yavrum. Mustafa abi, senin dediğin gibi kuşların hepsi güzel. Seni özellikle bize tanıtmak istedin, izleyicilerimize tanıtmak istedin kuşlarından. Geçiyoruz hızlı hızlı arkadaşlar. Şu kuş tanımıyor. Diyeceksiniz nasıl tanımıyor? Çünkü yeni çıkan bir mutasyon. Mesela bunu da ben kendim ürettim. ECB diye geçiyor bu. Yani temiz vücut, siyah kanat ve Japones, yani sırtını, sırt yakalamak önemli. Sırtını gördünüz mü? Bak döş, şu döş dediğimiz kısım temiz yani, daha büyümedi bu kuş. Bunun büyüğünü göstereyim ben size. Bu kuşlar, yavrularını göstereyim, kuşları Mehmet Süreyya anne babayı da bir çek istersen. Bunlar değil mi? Ha pardon. Ha pardon. Anne babayı da göstereceğim ben. Gerçekten çok şahane kuşlar olmuş Mustafa abi de arkadaşlar. Bakın, o kuşun dedesi. Gösterdiğim kuşun dedesi. Evet. Bak, temiz vücut. Gördün mü? Siyah sırt. Buna da ECB diyoruz. Bunları da Araplar bayılıyor. Bu kuşları. Yani bunlar da şu an yani Türkiye'de nadir yani. Türkiye'de yok. Bu kuşlar genelde Mısır'da var. Ben bunun hem helikopterim yani sırtı helikopter gibi olanlarını üretmeye çalışıyorum. Hem boynu iyileştirmeye çalışıyorum. E bu da inanın size söylüyorum kolay ya böyle. 4 sene mi 5 sene mi alıyor? Size sonra kolay değil gerçekten kolay değil. Sonra bir daha göstermek istiyorum. Evet dostlar, hangi kafese dönüp baksam gerçekten çok şahane çok güzel kuşlar var, ancak biz Mustafa abi'den rica ettik. Bize biraz daha daha ön planda olan kuşları gösteriyor aslında. Tüm kuşları güzel dediğim gibi. Çok ama biz evet. Size sadece yani göremeyeceğiniz, yani göremeyeceğiniz dedim. Şu an nadir. Şu an nadir yani. Kim şu an bunları ben ürettim sadece yani. Bu kuş gözler kırmızıdır. Bu rainbow gökkuşağı dediklerimiz var ya. Evet. Onun gözünün kırmızı olanını üretmeye çalışıyorum. Şöyle flaş mı tutsam ben size? Daha önce. Bak göz kırmızı gördünüz mü? Bak göz kırmızı, kırmızı göz. Ve bak rainbow rengi başlamış artık kuşta. Gördünüz mü? Bak rainbow renkleri başlamış. Tamam bak. Bak şöyle yakalayalım. Bak rainbow renklerini gördünüz mü? Bu çok şahane kuşlar gerçekten. Sadece Çin'de bir arkadaşlar var. Hmm. Rainbow ve gözü kırmızı dediğimiz tür. Daha ben bilmiyorum, belki vardır. Göstermiyorlar. Nadir vardır. Olsa da zor. Bu da Fallo diyoruz biz bu kuşları. Evet. Rainbow ve Fallo eşlemesinden bu yanlış değil yani. 5 senede bu kıvama geldim ben 5 senede. 5 yılda bu kıvama geldim yani. Maşallah. Kuş olur. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Mustafa abinin kuşları birbirinden güzel arkadaşlar, hepsi birbirinden kaliteli. İlk çıkan yaz var mı? Böyle küçük engin kafeslere koyuyorum. Neden? Hayvan burada yeminin suyunu daha çabuk bulur. Yavru olduğu için yeminin suyun yerini bulamıyor. Burada suluğu fazla takıyorum. İnce yem koyuyorum kuşlara. İnce olduğu için hayvan daha çabuk kırar. Burada büyüyen kuşları burada, bunu kendim öyle mi yaptım? Normal kafesleri bozdum. Evet. Buraya atıyorum. Bak kara kanatlarımızdan bir tane burada yeme düşmüş o. Rainbow'lardan bir şey. Bir de yok kuşaklarının tepelileri, mantonları, helikopter dediklerimizde de Japon eserler de var. Buna da bir mutasyon. Şimdi ben tek de gelsin size anlatamıyorum. Evet, zaten dediğim gibi yani biz mümkün olduğunca göstermeye çalışıyoruz. Çok da şahane kuşlarım var. Çok da güzel kuşlarım var Mustafa abi. Biz bir de Mustafa abi şöyle bir mama tarifi verirsen. Bunların böyle mutasyon kuşları. Bunu anlatıp bir de mamanın yapılmış halini gösterebilirim. Çünkü, yani o şekilde göstereyim. Bir de yapılışını hızlı bir şekilde geçersek burada mı mama? Şöyle. Mamaya da alayım. Evet, zaten şu an kuşlara veririm. Şimdi Mustafa bunda ne var? Mehmet şöyle bir şey gelmişti abi. Bak Mustafa şu burada yumurta var. Haşlanmış yumurta var. Bakın marş fasulyesi var, buğday var,
arpa var. Yalnız bunları yıkıyorum. Bazen çimlendirip veriyorum. Evet. Ve içine olmazım rasyon mama katıyorum ben. Bunu günlük veriyor musun Mustafa abi? Bunu yavru kuşlarıma günlük veriyorum. Yeni eşi azlı olmaya yakın kuşlarıma 2 günde bir veriyorum. Yumurtalı kuşlarıma vermiyorum. Çünkü tekrar kızışıp yumurtalı kuş tekrar kızışıp yumurta yapmaya çalışır. Alttaki yumurtaya bakmaz. Yumurtaya vermiyorsun ama vermiyorum. Yavru kuşlara. Salmaya da 3 günde bir, 4 günde bir veriyorum. Hayvanlar kendilerini daha rahat hissetsin diye. O şekilde. Bunları şöyle buralara. Evet, şöyle bir çektim mi abi? Bunlar erağa mı gidecek Mustafa abi? Bunlar erağa gidecek değil mi abi? Efendim? Bunlar erağa gidecek. Bunlar erağa gidecek, evet. Sattık bunları. Ben sattık ama emanet sonuçta iyi bakmamız lazım. Gerçekten dostlar çok şahane kuşlar var Mustafa abi de. Biz biraz kısa kısa sizlere göstermeye çalıştık. Yani nereye dönsek, hangi kafese dönsek hepsi birbirinden güzel, rengarenk, cins, kaliteli kuşlar. Ya şimdi biz burada kalabalık olduğumuz için, yani biz burada olduğumuz için hayvanlar çekiniyorlar. Daha ileriden dursak hepsi buraya gelir. Biraz geri çıkalım Mustafa. Mehmet istersen şöyle bir geri gel. Geriye kalabilirsek. Yani mama yapmakla bir mesele. Mama yaparsın cıvık olur, mama yaparsın katı olur. Kıvamını tutmak lazım. Ben çimlenmiş burada, fasulyesi. Evet. Her şeyi ayarlıyorum, kıvamında katıyorum. Bu şekilde ikram ediyorum kuşlarıma. Evet, şöyle gel Mustafa abi. Değerli dostlar, inşallah ileriki zamanlarda yine Mustafa abiyle tekrardan bir sohbetimiz olacak. Yine tekrardan burayı göstereceğiz size kuşları. Ali abi, sana şöyle bir yanıma gel. Sen de fikirlerini bir alalım. Kusura bakma, sana kuşları gördük, rengarenk kuşları. Sana dönemedik. Tekrardan Mustafa abiye döneceğim ama. Sen de eklemek istediğin bir şey var mı? Yani abi ben kuş besleyen herkese devam ettirmelerini tavsiye ederim. Niye diyeceğim? Ben de ilk başlarda Mustafa abinin dediği gibi bir tane iki tane aldım, besledim. Elime alıştırdım, konuşturdum. Hani hatta bir tanesini kaybettim. Sanki aileden birini kaybetmiş gibi, yani çok içim şey yaptı. Yani Mustafa abi de sonradan ben bu işin hani daha böyle mutasyon kısmında daha iyi kuşlar üretildiğini falan internetten araştırarak öğrendim. Zaten Mustafa abi de Antep'te sayılı kişilerden birisi. Sonradan bence de, bence de öyle. Sağ olsun, o da zaten benim gibi yeni başlayan hemen arkadaşlar canı gönülden yardımcı oluyor yani. Ben de çok iyiliğini gördüm, faydasını gördüm. Mustafa bana çok yardımda bulundu sağ olsun. Yani yanına ne zaman gelsek zaten misafirperverliğine falan her şeyine siz de şahit oldunuz biraz önce. Yani Mustafa abi zaten bu mutasyon kuş üretimini en üst seviyede yapanlardan birisi. Yani hayatında hiç tanıyamayacağın insanları bu hobi sayesinde tanıma fırsatın oluyor. Çok farklı bir çevre edinme şansın oluyor. Yani insanın kafasını oyalıyorsun, stresini dağıtıyorsun. Boş boş şeylerle uğraşmak yerine muhabbet kuşu olur, kanarya olur, bir hobi edinmek güzel bir şey. Yani beslemelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederim kardeşim. Mustafa abi ekleyeceksin. Arkadaşlar biz Mustafa abiyle devam edeceğiz. Güvercin'e ve Mustafa abiyle tekrar sohbetimiz devam edecek arkadaşlar. Evet Mustafa abi, sonra buyurun. Şimdi en önemli kısma hiç değinmedik. Ben bu kuş sayesinde Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, arabam yolla kaldı. Nerede kaldı? Ankara'da. Ankara'dan kimseyi tanımıyorum mesela. Evet. Ankara'da desem ki ben Ankara'da yolla kaldım, şuradayım. Konumum bu. Emin olun bir hobidaşım, yani hobidaş diyorum bakın, evet, arkadaş der gibi. Evet. Bir hobidaşım gelir bana yardımcı olur. Veyahut İstanbul'da bir başım dara düştü, bir sıkıntım oldu. Herhangi bir yerde konum atsam desem ki İstanbul'dayım, şuradayım, şu sıkıntım var. Emin olun bu kuş sayesinde, yani kuş bahane dostluk şahane derler ya. Evet. Bu kuş sayesinde İstanbul'da bana yardıma gelecek bir sürü arkadaşım var. Buradan tüm Türkiye'deki arkadaşlarıma selam ediyorum. Ne zaman yanlarına gitsem beni ağladılar. Ne zaman yanlarına gitsem beni ne bileyim güzel karşıladılar. Diğer türlü yardımcı oldular. Yani hepsi başımın üstünde yeri var. Kim gelirse gelsin, tanımasam bile beni gelsin görsün. Zaten biz de o ilgiyi gördük Mustafa abimizden, sağ olsun bize çok güzel karşıladı. Dediğim gibi dostlar, bir de Mustafa abinin güvercinleri varmış. Birazdan güvercinleri çekeceğiz fakat onu bir sonraki videoya atarız büyük ihtimalle. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.